Merhaba arkadaşlar, kanalımıza, mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda enfes bir lezzet var. Erişte yoğurtlaması, erişte mantısı da diyebiliriz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ederim. Eminim siz de tattıktan sonra çok memnun kalacaksınız. Geçelim yapılışına. Eriştemiz, inşallah yazdan kısmet olursa sizlere de yapım aşamasını sunarız. Kullanacağınız miktarlar arkadaşlar kişi sayınıza göre artırıp ya da azaltabilirsiniz. Kaynayan suyun içerisine eriştelerimizi koyalım. Böyle kabarıp yumuşayıncaya kadar eriştelerimiz pişecek. Evet, bakın eriştelerimiz pişti, yumuşadı. Bunu ağzınıza alarak o yumuşaklığı da kontrol edebilirsiniz. Soğuması için ve suyunu bırakması için bir süzgece alıyoruz. Yoğurdumuzu hazırlayalım. Bir kase kadar, orta boy kase kadar yoğurdumuz var. Üzerine 2 diş sarımsak rendeledik. Bunu karıştıralım. Şimdi geçelim kıymalı sosunu hazırlamaya. Tavamıza bir miktar yağımızı ekleyelim. Yağımız ısınınca bir miktar ısıtıp üzerine kıymamızı ekleyelim. Ve kıymamızı kavrulmaya bırakalım. Arkadaşlar, buraya kadar izlediyseniz lütfen bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Desteğiniz bizim için çok kıymetli. Bir de yöresel olarak nasıl yaparsınız, erişteyi nasıl tüketirsiniz yorumlara yazarsanız karşılıklı biz de bilgi sahibi olmuş oluruz. Kavrulan kıymamızın üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı da biber salçası ekliyoruz. Tuzunu ekliyoruz. 1 çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber. Bir çay kaşığı pul biberimizi de ekleyip salçanın kokusu çıkana kadar hepsi de birbiriyle bir özleşsin. Kavurmaya devam edelim. Evet, kıymalı sosumuz hazır. Eriştemizi servis yapıp servis yapacağımız tabağımıza alıp üzerine yoğurdu ekleyip üzerine de kıyma sosunu bu şekilde tercih ettim ben servis için, ama siz dilerseniz yoğurtla karıştırıp üzerine de ekleyebilirsiniz veya böyle de yapabilirsiniz. Nasıl hoşunuza giderse. Ki bu şekilde sunumu da çok hoş oluyor. Bakın harika görünüyor. Şimdiden yapıp deneyeceklere afiyet olsun. Lütfen destek olmayı, abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.